Asıl okula gittiğimde ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Hani geçen gün beni istemeye gelmişlerdi ya. Aa şu şey ya, senin beşik kertmesi değil mi? Sema. E ne? Beşik kertmen değil mi? Kızım iki dakika bir sus da anlatsın. E ne olmuş çocuğa? Okula geldi. Ya kusura bakmayın, rahatsızlık veriyorum ama acaba bir şey konuşabilir miyim sizinle? Hani sizin evde geçen karşılaşmıştık ya, Mecnun ben. Merhaba. Eğer rahatsızlık vermeyeceksem, bir özel bir şey konuşabilir miyim acaba sizinle? Rahatsızlık vermeyeceksem eğer. Ama evladım sen maça 1-0 yenik başlamışsın. Evet abi, öyle ezik tipleri sevmez kızlar. Biraz rahat olacaksın. Girişken olmak lazım. Oğlum daha nasıl rahat olayım lan? Tanımadığımız bir kızı anasından babasından istemeye gittik. Daha ne? Doğru. Tabii o da var. Peki sonra ne konuştunuz? Vallahi sonra bir oturduk böyle. Başlarda bir şey konuşamadık. Vakit geçti biraz. Sonra konuşamadık bir süre daha. Sonra bir çalıştık konuşmaya ama... Okul güzelmiş ya. Büyük falan. Rahattır yani. Rahat evet. En düşük taban puanı kaç oldu ki şimdi buranın? Yuh, o ne biçim soru ya? Ya ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmedi o sırada ya. Aslında ben rektörün adını soracaktım orada ama işte onu düşünemedim. Hatanın büyüğünü orada yaptım ben ya. Hayda. Rektörden sana ne be oğlum? Hazır kızla baş başa kalmışsın. Gir işte mevzuya. Ya dede şimdi öyle diyorsun da ben ne yapayım? Okul mevzusundan böyle ağırdan ağırdan bağlayacağım mevzuyu. Öyle düşünüyorum yani. Okulun yeri de güzel. Süper. Sahile falan da yakın değil mi? Havalar güzelleştikçe falan böyle ders çıkışları. Arkadaşlara beraber değil mi? Sahillere inmeler artık. Feci zarflamış ya. Ağzını arıyor belli. Tabii canım. Çaktırmadan şey yapıyordur o. Sevgisi olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Çaktırmadan mı? Var mı sevgili? Yok artık. Öyle pat diye sordu mu sevgilin olup olmadığını? Sordu vallahi. Ben de anlamadım. Ya böyle boş bulundum sordum birden. Ne yapayım? Ya abi sen niye biraz hazırlanıp gitseydin? Allah ya, yani iyice eline yüzüne bulaştırmışsın. E peki o ne dedi sen böyle deyince? Sen okuyor musun? Ben mi? Okuyorum. Tıp okuyordum da bıraktım. Aa neden? Yani tıp işte. Olmadı. Böyle doktorluk falan baktım bana göre değil pek. Bütün gün hastalarla uğraş falan. Hastalıkları böyle bulaşıcı falansa böyle bir şey geldi. Bir tiksinti geldi. Sonra bıraktım. Şimdi işletme okuyorum. Anadolu Üniversitesi'ndeyim. Açık öğretim. Açık ama ben bir araştırma yaptım. Böyle diplomada açık öğretim diye yazmıyormuş yani. Geçmiş olsun. Arkadaş noktayı koymuş. Vallahi bitirmiş kendini. O okulu da askerlik için okuyordur o. Yok. Onun için değilmiş. Onu da anlattı. Şimdi 2 sene üst üste kalıyorsun ya. Yani o zaman okulla ilişkin kesilmiyor ama... Askerliğin de tecilli olmuyor. Artık dekan mı haber veriyor yoksa başka bir sistem mi geliştirmişler onu tam olarak bilemiyorum ama... Yani sonuçta askere alıyorlar illa seni, anlatabiliyor muyum? Askere girdikten sonra da sınava girme hakkın oluyor elinde ama... Yani uzun dönem askerlik yaptıktan sonra da affedersin yemişim öyle sınavı yani. Abi sen bu kızlarla konuşma işini pek beceremiyorsun. Yani bir kızla niye askerlik mevzu konuşulur? Hiç anlamam ben bunu. Ya aynı devre askere mi gideceksiniz kızla yok? Ya dedeciğim konuyu bağlamaya çalışıyorum. Ne yapayım ya? Evladım bağla. Bağlayacağın kadar çabuk bağla yoksa işin sonu kötü. Ya geçen kız isteme olayları yüzünden gerçekten kusura bakma ya. Ben nefret ederim böyle görücü usulü şeylerinden. Ama işte bizimkilerin böyle bir anlık gaza gelmesi yani. Yanlış bir intiba bırakmak istemem yani. Yok. Ya gerçi biraz tuhaftı ama... Olur öyle şeyler. Olur mu? Olur mu ya? Olabilir mi yani? Çıkan olaylar sonucunda müsabaka yarım kalmıştı. İleri bir tarihe şunu erteleyebilsek ya keşke ya, değil mi? Ne zaman göndereyim bizimkileri? Yok artık. Hükmen mağlubiyet diyorsun yani. Efendim? Akşam sinemaya gidelim mi? Hoppala. Kim bu ya? Nereden çıktı şimdi bu? İşte ben de aynı şeyi söyledim.
Hoppala dedim, kim bu ya dedim, nereden çıktı şimdi bu dedim. Hatta bir de içimden küfür ettim ama şimdi etmeyeyim, çocuk var. Çok pis küfür ettim, ağır olur. Hangi filme? Yani hangi filme? Festival filmi falansa sıkıcı olur ya. Arkadaşım sen kimsin? Sana ne Arda? Sana ne? Ya niye hala anlamak istemiyorsun ya? Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum diyorum. Sen kalkmış sinemaya gidelim diyorsun. Hem ayrıca akşam biz Mecnun'la yemeğe çıkacağız. Vallahi mi? Bildiğin yemek için evvaki yaptın yani. Yok ya, bunun da gözü var çocukta belli. Bir de beşik kertmesi deyince bir ton laf söyledin ha. Zorla kendini yemeğe çıkartıyorsun. Ne ilgisi var ya? Ben Arda peşimi bıraksın diye öyle dedim. İşe yaradı mı bari? Kalkıp gitti masadan. Ah iyi. Bir de arkasından su dökseydim bari. Bu arkasından su dökmez canım, yüzüne atar. Ne zaman çıkıyorsunuz yemeğe? Benim artık derse girmem lazım. Tabii tabii, muhakkak. Akşam görüşüyoruz o zaman. Akşam? 8'de alıyorum seni. Süper ya, evi de biliyorum zaten. De acaba akşam nereye gitsek ya? Neyse, buluşunca zaten onu konuşuruz, hallederiz, tamam. Tamam, süper. Hadi bakalım. Leyla.